Neriman. Gel yavrum, kahvaltı edelim de Zehra'lara gidelim. Kaç kere aradı kadın, ayıp oldu vallahi. Tamam hala. Nezahat'in düğün hazırlıklarına yardım etmek lazım abi. İki ayakları bir pabuca girdi. Neriman hiçbir yere gitmiyor. İstersen sen gidebilirsin. Daha önce söylediğim gibi evden dışarı çıkmayacak, o kadar. Ama 40 yıllık komşumuz abi, böyle ayıp olur. Zehra'ya ne deriz? Hem Nezahat'in günahı ne? Tamam abla, sen git. Ben ararım Nezahat ablayı. Olmaz çocuğum. Hem Nezahat anlamaz mı? Uzatmayın. Neriman hiçbir yere gitmiyor. İstersen sen gidebilirsin. Neriman için bir mazeret uydurman gerekiyorsa babası göndermedi dersin. Duygu? Ateşeye düşmüş galiba. Görüşmek üzere. Babacığım. Annemle ayrılıyor musunuz? Duygucuğum. Annenle ayrılalı epey zaman oldu. Peki o zaman neden şimdi? Baba. Bu kararın Şahika ile bir ilgisi var mı? Sence süre verecekler mi? Bilmiyorum. Erdinç'e o parayı vermek için şirketi ipotek ettirmek zorunda mıydın? Bu nasıl bir deliliktir ya? Evet. Delilik. Artık buna ben de inanıyorum. Ayrıca hatırlamana yardımcı olayım Macit. Erdinç seni öldürebilirdi. Ben senin hayatını kurtardım. Bunu senden isteyen oldum Pelin, he? Ne yapmamı bekliyordun? Seni öldürmesini mi izleyecektim? Pelin, bir insanı öldürmek bu kadar kolay mı? Söyler misin bana? Kaybettiğinin değerine bağlı. Kimisi kaybetmeyi göze alamayabilir. Ne saçmalıyorsun Pelin? Erdinç'le telefonda konuştum. Çok kararlıydı. Benim için senin hayatın şirketten daha önemli Macit. Asım abi, bunu nereye çekeyim? Onu girişe koyalım. Gümbür gümbür gümbürdesin ortalık. Şinasi. Kolay gelsin. Sağ olasın. Nezahat düğünü müzik okulunun bahçesinde yapmayı kabul edince ben de hazırlıklara başladım. Ancak yetişiriz. Kızmadın değil mi? Ben biraz aceleci davrandım ama. İyi yapmışsın, iyi. Kolay gelsin. Geç kardeşim, geç. Şinasi. Oğlum trip yapma ya. Allah Allah. Adam haklı. Zaten şurada kalmış iki gün. Her şey ucu ucuna.
Vallahi ağasım düğün salonu aratmayacak, belli oldu. Heyecanlı. De bu kadar aceleye getirmeselerdi keşke. Neyse, biz de artık elimizden geleni yapalım. Mesela sen Şinasi. Düğünde şarkı da söylersin. Hazır sahnelere adım atmışken ablamın düğününde de sahnede olursun. Rüya. Bana nefret cümleleri kurma. Nefret cümlesi mi? Ben sadece olanı söylüyorum Şinasi. Daha geçen hafta eline mikrofonu alıp sahneye çıkan sen değil miydin? Ablanın düğününde niye sahneye çıkmayasın? Yoksa utanıyor musun? İçinde bulunduğu durumdan nefret eden sensin Şinasi. Bu senin kendinden nefretin. Ama daha yolun başındasın. Gün gelecek, aynaya bile bakamayacak hale geleceksin. İşte o zaman insan kendinden nasıl nefret eder, göreceksin. Hoş geldin kızım, geç. Hoş bulduk. Okulda Nezahat ablanın dün hazırlıkları var ya, ben de ayak altını dolanmayayım dedim. Neriman yukarıda mı? Odasında. Fahri. Neriman'la bundan sonra biraz az görüşeceksiniz kızım. Ne kadar az? Neden? Bu neden sorusunu kendinize sorup cevabını bulana kadar. İstersen Gülter ablanla birlikte bahçede oturabilirsiniz. Yok, ben gideyim o zaman. Sonra çok sonra uğrarım. Güle güle kızım. Dikkatli git Fahriye. Abi, ne yapmaya çalışıyorsun? Neriman'ı korumaya çalışıyorum. Kimden? Alo Fahriye. Dışarı bak canım, dışarı. Ne işin var senin orada? Düşünme cezam var canım, onu çekiyorum. Ay Neriman, Faiz amca yanına çıkmama izin vermedi. Bir süre görüşmeyin, fazla görüşüyorsunuz dedi. Beni de dışarı bırakmıyor. Neden? Macit'le nişan yüzüklerimizi gördü. Gücüm yettiğince bu evliliğe izin vermeyeceğim dedi. E ne yapacaksın peki? Ne yapacağım? Birkaç gün daha sabredeceğim. Tekrar konuşmaya çalışacağım. Eğer yine hayır derse o zaman benim Nazan'ın kızı olduğumu anlayacak. Ne yapacaksın? Macit'le kaçacak mısınız? Şş,